Geldiğiniz için teşekkürler. Derdi ne? Bilmiyorum. Ama illa sizin de olmanızı istiyorum. Tamam. İçeri girelim bakalım öğrenelim neymiş derdi. Tam olarak ne dedin? Dün gece biri ziyaret etmiş bunu. Kim? Onu söylemedim. Ama belli ki mühim biri. Artık ne öğrendiyse sizin de burada olmanızı istedi. Yaver. Yani Turgut olmasın. Gelsin. Anlarız şimdi. Bana bak. Uzatma hemen mevzuya gir. Neden benimle görüşmek istedin? Özledim. Doğru konuş lan. Gebertirim seni. Affedersin ya. Ona bakınca seni göreceğimi anlamamışım. Bana bak. Yavşama. Bir dakikan var derhal dökün. Bir anlaşma yapacağız. Bilgi benden, takdir sizden. Karşılığında özgürlüğümü istiyorum. Ne? Sen ne dediğinin farkında mısın? Hı? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne cüret? Nasıl bana böyle bir şey teklif edersin? Sen benim en yakın arkadaşımı öldürdün. Elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıkmana izin mi vereceğim sanıyorsun? Hı? Vereceksin. Çünkü anlatacaklarım çok değerli. Beni buradan çıkaracaksın. Çıkarmayacağım. Anladın mı? Seni buradan çıkarmayacağım. Ne bilirsen bil. Ne anlatırsan anlat seni buradan çıkarmayacağım. Seni bu demir parmaklarından çıkarmayacağım. Asla çıkarmayacağım. Feride. Feride, Feride dur Allah aşkına. Bu adam bağır benden kopardı. Anasından, babasından bu hayattan kopardı. Bak şimdi yok. Ve hiçbir şey olmamış gibi kalkmış bana anlaşma teklif ediyor. Ne için öldürdü Bahar'ı? Para için. Para için bir canı bu dünyadan aldı mı adam? Bir şey istemem. Hayır. Sakın. Yapamam. Ben bu adamla anlaşamam. Hayır. Arkadaşımın hatırasına ihanet edemem. Ne biliyorsa onunla kalsın. Ben öğrenmek istemiyorum. Tamam. Benim de içim acıyor.
Dikilenmeyin yüzü gözümün önünden gitmiyor. Ben senden bir şey isteyemem. Sen vicdanın ne diyorsa onu dinle. Senin için doğru neyse onu yap. Tamam mı? Tamam mı? İşte. Tansiyonunuz hala çok düşük. O kadar kan kaybetmişsiniz ki bu geceyi de hastanede geçirmenizde fayda var. İstemem doktor. Ben anca evimde iyi olurum. Hem sultanım bana orada gözü gibi bakar. Sen ver çıkışımı. Yarına kalmaz dipçik gibi olurum ben. Peki, siz bilirsiniz. Ben reçetenizi dosyanızla birlikte yollarım birazdan. Sağ ol. Sultanım. Bir el ver de kalkayım. Böyle yatıp durmak kanıma dokunuyor. Benim senden gayrısına ihtiyacım yok sultanım. Sen benim yanımda ol. Gerisi vız gelir tırıs gider. Hadi. Abi bu sana gelmiş. Bırak masaya. Çek cenazeye gider. Bir bak bakalım kimmiş. Acil şifalar dilerim. Sinan Koca. Sinan? Kim ola ki? Aa tamam, bildim ben bu adamı. Hani şu Yurttaş gazetesinin sahibi var ya. İşte o adam. Hakimenin nişanlısı. Öyle mi? Tanımıyor musun? Ya. Ama o çiçek gönderdiğine göre bizi tanıyor demek ki. İyi misiniz? Geri dönelim. Ne söyleyecekse bilmek istiyorum. Emin misiniz? Evet. Ne istiyorsa yapacağım. Yoksa asıl bu baharın hatırasına ihanet olacak. Sonuçta o bu uğurda canını yitirdi. Hem Turgut'u durdurmazsak daha çok insanın canı yanacak. Değil mi? Vicdanın hür, iraden hür yapıyorsun değil mi? Kimse için değil. Kişisel duygularım görevimin önüne geçemez. Adalet arayışım herkes içindir. Geceleri başımı yastığa koyduğumda huzur bulmam için. O adam fikrini değiştirmeden bir an önce girelim içeri.
Sil o suratından tebessümü yoksa ben dağıtırım. Hiç beklemiyordum valla. Sevindim. Kabul ettiniz demek. Önce bir konuşalım. Bakalım anlattıklarına değecek mi? Değecek, değecek. Dinliyoruz. Öt bakalım. Yaver. Emri vermiş. Suat geldi dün akşam. Tara düşmüş. Hani bir kadın var demiştim ya. Yaver'in sevgilisi sarışın bir şey. Serra. Neyse ne işte. Serra diyorsan Serra'dır. Uzatma. Devam et. Neticede Yaver ölüm fermanlarını imzalamış. Öldürün demiş. Fermanları ne demek? Başkaları da mı var? Çocuğu var. Anası var. Suat da bakmış liste epey kabarık. Benim Eşraf'tan yardım istemeye gelmiş. Ben de olaya böyle vakıf oldum. Ne zaman? Bugün. Saat 4'te alacak Azrail evlerinden. Arabayla. Çayı kaynattım. Belki iyi gelir. Güzel karıcığım nasıl olmuş bakalım? Turgut. Sen hala toparlanamamışsın Serdar'cığım. Yok. Daha iyiyim. Hiç iyi değil. Dünden beri nasıl bir halsizlikse ağzını bıçak açmadı. Yok böyle olmaz cancağızım. Hemen bir doktora görünmelisin. Lüzumu yok. Bak annem papatya çayı hazırlamış. Bunu içip biraz uzanırsam sabaha bir şeyim kalmaz. Dün de öyle demiştik. İyi olacağına iyice solmuşsun çiçeğim. Hadi üzme beni. Ben bir araba çağırayım. İstersen annen de sen de gelir. Tabii kızım. Ben de gideceğim. Arabayla gezeceğim. Çok sıkıldım evde. Tabii ki İpekciğim. Tabii ki. Önce doktora gidersiniz. Sonra da isterseniz sahile Atta'ya gidersiniz. Kuşlara yem atarsınız. Yaşasın. Ben hemen bir araba çağırayım gelip sizi alsın. İsteyecektim. Tayyar Doğan 10 numara. Teşekkür ederim. Saat 4'te kapının önünde olsun. Sağ olun. Hadi bakalım araba gelmeden siz de hazırlanın. Ben üzerimi değişeyim. Sen gelmeyecek misin bizimle? Hayır sevgilim. Evde kalıp kendi ellerimle sana tavuk suyuna çorba yapacağım. Ki hemen iyileşebil. Canım benim. Turgut. Ben yapamayacağım. Ne oldu Serra? Ne yapamayacaksın? Yapamayacağım. Bunu sana yapamayacağım. Bunu sana yapamayacağım. İstirham ediyorum. Sakin ol. Çok kötü bir şey yaptım Turgut. Ne oldu Serra? Çok kötü bir şey. Siz İpek'le ilgilenin. Biz birazdan döneriz. Gel bakayım gel. Turgut ben çok kötü bir şey. Ne oldu yavrum ne oldu? Gel anlat bana bakayım. Ne oldu? Ne oldu senin? Ne oldu Serra? Nedir seni bu hale getiren? Anlat bana karıcığım anlat. Turgut ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Şöyle bakayım. Ben senden bir şey sakladım. Bir düğme. Düğme mi? Ne düğmesi? Ne? Haberin yok mu senin? Düğmeden haberin yok mu senin? Neden bahsediyorsun sen cancağız mı? Ne düğmesi? Ayrıca bir düğmenin saklanacak nesi olur ki? Kandırdı beni.
için evlendiğini söyledi, kandırdı beni. Neden bahsediyorsun sen? Kim kandırdı seni? Feride. Feride kandırdı beni. Kandırdı beni. Aramızı açmak için yaptı Turgut. Affet beni. Onun yalanlarına inandım. Affet beni. Affet, kandırdı beni. Tamam. Kandırdı beni Turgut. Bir otur bakalım sen. Bir otur bakalım. Bir sakin ol bakalım. Turgut. Sakin ol, tamam. Şş, geçti. Sakin ol. Şimdi en başından anlat bakalım neler oldu. Cinayet günü. Ben Süleyman Bay Savcı'nın odasına girdim. Tam ölürken elinde bir düğme vardı. O düğme. Bana ait olan düğme. Sen de bunu buldun. Benden sakladın. Elimde delil var dediğin de bu muydu? İnanmıyorum sana Serra. Senden zerre kadar şüphem olsa evlenir miydim hiç? Nasıl görmezsin bunu? Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor resmen. Ben sandım ki... Ne sandın? Seninle sırf bu yüzden evlendiğim mi? Nasıl tahayyül edersin böyle bir şey? Yalvarırım abi. Yalvarırım abi. Neden peki? Neden sakladın bunu benden? Bazen bana o kadar kötü davran, o kadar hoyrat davranıyordun ki, kendimi korumak istedim. Korktum. Benden mi? Ne acı? Oysa ben bir tek seninle kendim oluyordum. Yalvarırım affet beni Turgut. Ne olursun affet. Ben bugüne kadar sen ne istersen yapmadım mı? Söyle yine yaparım. Ne olursun affet. Lütfen affet beni. Lütfen affet. Affet beni. Tamam. Tamam, olan olmuş. Şimdi mantıklı düşünüp bu işten sıyrılmalıyız. Bunun için de kimsenin haberi olmadan o delili yok etmeliyiz. Şimdi söyle bakalım. Nerede o düğme? Nasıl durumlar? Bir yamuk yok değil mi? Yok abi. Gözünüzü dört açın. Bak bakalım şuna. Tak abi. Bu arada bugün benim önemli bir misafirim geliyor. Adı Bülent. Böyle müşteri sanıp da kapıdan geri çevirmeyin, tamam mı? Tamamdır abi. İçeri yanıma aldım. Oo, aman efendim Muhsin Beyciğim. Kaç zamandır yoksunuz. Gözümüz yollarda kaldı. İş güç. Çalışıyoruz işte. Maşallah maşallah. Geliyorum deyince Ayşe'yi hazır ettim. Odada seni bekler. Git de bir iliğini kemiğini rahatlatsın. Sen şu kızı yolla bana. O kapalı. Çalışmıyor. Parasıyla değil mi? Veririz. Çalışsın. Yılan berdanadın duymuşluğun var mıdır? Değil o kıza uçkur çözmek. Saçının teline dokunursan elleriyle mezara sokar seni. O yılansa ben de çıyanım. Alacağım dediysem alacağım. Bırak ulan! Bırak! Bırak! Orhan! Orhan! Sen yeteni sanıyorsun lan? Çık dışarı, çık! Çık dışarı! Gebertirim lan seni! Gebertirim!
götürün lan! Sen kimin mekanında efeleniyorsun lan? Parasıyla değil mi lan? İstediğim karıyı... Değil lan, değil. Parasıyla değil. Abi. Abi tamam. Bir daha da gelme buraya bak. Elimden alamazlar seni. Gelmeyecek bu herif bir daha buraya. Adımını da atmayacak bir daha buradan. İyi misin? Acıyor mu? Yok. İyiyim ben. Neden yaptın? Yılan vazifelendirdi diye mi? Yoksa bana bir şey olmasın diye mi? Sebebi neyse ne? Beni kovdun. Hem de gözünü bile kırpmadan. Orhan! Ooo, enişte! Hoş geldin. Ya Orhan, biz senin halin nicedir diye düşünüyorduk. Kaçak göçek yaşamak zor. Lakin senin başına talih kuşu konmuş oğlum. Vallahi kuş mu yılan mı bilmiyorum enişte de, keyfim yerinde. İyi. Fiko! Oğlum bak, misafirimiz gelmiş. Getir teşkilatı ortaya. Gel işte. Bari birimizin ağzının tadı olsun. Bak bana. Ne aile kaldı ne ev. Perişan oldum. Ne oldu? Ablamlarınız mı bozuldu yine? Aramız falan kalmadı. Boşanıyoruz. Mahir abi de hiç destek olmadı. Çocuk da sen yüzüme bakmıyor. Yapayalnız kaldım. Ben de teselliyi bu merette arıyorum. Aşk olsun be enişte. Ben varken sana yalnızlık neymiş? Sen al şimdi bunu. Söz konusu. Hadi. İpek anneannenin elini tut. Serra. Serra, acil konuşmamız lazım. Benim sizinle konuşacak bir şeyim yok. Hem çıkıyoruz biz. Serra, lütfen biz senin iyiliğin için buradayız.
benim içinse gidin buradan. Lütfen gidin. Serra yapma. Çocuğun var. Onu düşün. Konuşmamız lazım. Ne söyleyecekseniz söyleyin. Saat 4 oldu. Araba gelecek. Kocam bana bunu asla yapmaz. Onun düğmeden de başka bir şeyden de haberi yok. Kandırdınız beni. Lütfen artık iftira atmayın bize. Onun her şeyden haberi var. Düğmeyi ondan sakladığını biliyor. Eğer bugün yanındaysa amacı onu bulmak. Hayır. Kocamın hiçbir şeyden haberi yok diyorum. Düğmeden falan haberi yok diyorum. Siz kandırdınız beni. Yapmayın. Çekil. Emin misin kızım? Anne. Kızım Turgut beni sıkıştırdı. Ne sakladığını öğrenmeye çalışıyor. Bana resmen alenen kızım benden ne saklıyor? Öğren bana söyle dedi. Anne, niye bunu bu kadar zaman söylemedin anne? Beni tehdit etti kızım. Ne? Geldiler. Bak, bu araba senin için. Annen için, kızın için. Düğmeden sonra eldeki tek tanık sensin. Bir düşün Serra. Turgut işini şansa bırakır mı hiç? Ha? Hepinize kıyacaklar. Siz burada durun. Serra Hanım gelmeyecek. Bizi almadan gelmeyin dediler. Ben de gelmeyecek diyorum. Durum değişti. Hadi yollanın. Madem öyle biz gidelim. Ol. Düğmeyi bilmediğini nereden anladın? Ne söyledi sana? Feride. Feride. Feride bana her şeyi söyledim. Feride ben ona düğmenin yerini söyledim. Sizin bildiğinizi de biliyor. Her şeyi biliyor. Gitti. Gitti Feride. Serra, düğme nerede? Serra, lütfen söyle düğme nerede? Eğer yetişemezsek bizden önce düğmeyi alırsa biter. Bu iş biter Mahir. Onun delili bozmasına, bertaraf etmesine izin veremeyiz. Yoksa hiçbir hükmü kalmaz, hiçbir mahkeme kabul etmez. Sıkı tutunun Hakime Hanım. Hadi bu adam dayanamayıp her gün geliyor. Ya sana ne demeli Serdar? Görüş yeri bitti de şimdi koğuşta mı misafiri ağırlayacağız? Lüzumu yok. Ben gereğini söylerim. Sen zahmet etme. Bir bura bir de kabir boş kalmıyor Hakibarım. Neyse bu ziyaretin hiç hoşuma gitmedi.
Anlat bakalım nedir bu halin? Ya bu ya selam sabah vermeden başladın sorgu suali. Karakolda bile adama böyle yetmiyorlar. Dalyan. Bu sefer temelli geldim Nazif. Yaktın mı affı? O Necdet'i adam göndermiş beni indirmek için. Evimin önünde pusu kurmuş. Duramadım kibarım. Haddini bildirmeseydim... ...içime boğan hırs beni öldürürdü. Gittim, öyle olmaz böyle olur dedim. Dikildim karşısına. Sıktım yüzüne karşı. Ah. Ayten. Ayten'e yazık ettin Dalia. Merak etme. O kızın yüzüstü hürmetine öldürmedim haini. Elim bir kere daha varmadı tetiğe. Anlayacağın o Necdet Çakan'ın bir can borcu var sana. Keşke doktoru dinleyip bir gün daha kalsaydın hastanede. Bak hala canın acıyor. Geçer geçer. Kedi miyiz biz kıçımızı görüp yarasını alalım. Ay vuruldun Necdet. Sana bir şey olacak diye aklım çıktı hala şu söylediğine bak. Sen korkma sultanım. Kurşundan korksak silah kullanmayız değil mi? Necdet. Bizim düğünü acaba ertelesek mi? Ne münasebet? Ay yok canım öyle değil. Sen ayaklanana kadar yani. Nasıl evleneceğiz zaten bu halde? Ancak ben mezara girersem o nikah kalır. Başka türlüsü mümkün değil. Ziyaretçiniz var Necdet Bey. Sonra gelsin. Dinleniyor de. Efendim söyledim ama çok ısrar ettiler. Kimmiş ki? Sinan Bey'miş öyle dedi. Hadi sultanım. Bu kadar çorba kâfi. Ellerin dert görmesin. Sen de dinlen biraz. Bütün gün çok yoruldun. Geçmiş olsun Necdet Bey. Nurten. Sen hala okuldan gelmedi mi? Döndüler efendim. Az evvel tekrar dışarı çıktılar. Allah Allah. Nereye gider? Bilmem. Bana bir şey söylemediler efendim. Anne ne olur. Az önü açık olsun bari. Askılıya da izin vermedin. Azıcık şu kadar. Ama böyle rahibe elbisesi gibi oldu anne. Bütün kızlar nasıl gelecek şimdi mezuniyete? Kızım, senin baban mapus damında. Arkamızdan kimseye laf ettirmeyeceğiz. Baban çıksın, o vakit ister gecelikle düş yollara, umurum bile olmaz. Haklısın anne. Ben öyle düşünmemiştim. Bakın, oğlum bir diş daha düşürdü. Aferin Nazif. Büyüyorsun iyiden iyiye. Dedem çok üzülecek. Dişlerimi toplayıp götürsek dedeme sevinir mi anne? Anurten? Ne oldu? Safiye anne, misafir kabul eder misiniz? Ama temellisinden.
Mezarı bulabilecek misin? Tabii ki. O kadar çok geldim ki. Bu tarafta. Bursağında sakladın. Ben de söküp alacağım.